Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videom çok farklı bir video çünkü size Türkiye'de ilk defa görebileceğiniz bazı ayakkabıların incelemesini yapmış olacağım. Bunu da Hype Merch sayesinde yapıyor oluyorum. Bunları bana sağlayan, bu videoda incelememi sebep olan kişiler Hype Merch ve ekibi. Siz de eğer bu ayakkabılar ve bunlar gibi özel ayakkabılara sahip olmak isterseniz Hype Merch'ten alışveriş yapabilirsiniz güvenerek. Çünkü zaten orijinallik kontrolü de yapıp size bunları sağlıyorlar. Linki açıklamalara bırakıyorum. Siz istediğiniz gibi inceleyebilirsiniz zaten kendinizde. Türkiye'de bulması zor olan ve incelemek istediğiniz zaman veya videosunu görmek istediğiniz zaman Türkçe içerikler bulamadığınız bazı ayakkabıları göstermek istiyorum. Aman yerlerden başlayayım çünkü bunlar zaten Türkiye'de de bulması zor olan ayakkabılar ve 1'den 3'e kadar var elimizde. Ayakkabı böyle üzerinde bir kaplamayla geliyor, plastik bir kaplamayla. Ama aman yerlerin genellikle zaten hepsi böyle geliyor. İkiler hariç. Kaplamasını çıkartıyorsunuz. Zaten detaylarını da görebilirsiniz. Ayakkabının kalitesini dışından da direkt anlıyorsunuz böyle. Kutusu böyle bir bordo renginde. Mürdüm bordo rengi gibi bir... Gibi bir? Mürdüm bordo rengi gibi bir... Nike logosuyla beraber geliyor. Kutuyu açtığımız zaman içinde bu Michael Jordan'ın ikonik bir fotoğrafı... ikonik fotoğrafını görüyoruz. Arkada Chicago şehrinin silüetiyle beraber. Ayakkabıyı çıkartıyorum. Bu ayakkabılar zaten taban kısmı eskitme gibi yapılmış. Aynı zamanda bu Amaman Yer'in ayakkabılarında yaptığı şey kadın gücünü temsil etmek. Birden bir 3 ve 2'de de bunları yaptılar. 4'te de aynısını yapıyorlar. Amaman Yer aslında bir mağaza ve bu mağazaya özel bir ayakkabı yapma fırsatı sunmuşlar. Böyle bir ayakkabı yapmışlar Jordan 1'ler için. Derisi böyle çatlak eskitme gibi. Aynı zamanda swoosh'unda ve bilek kısımlarında böyle yılan derisi gibi bir, ama gerçek değil tabii ki, bir desen kullanılmış. Aynı zamanda iç kısmında zaten kalitesini görebilirsiniz. Bunlar benim kişisel favorilerimden biri gerçekten. Air Jordan 3 Amaman Yer'ler. Bunlar da böyle dışında kaplamayla geliyor. Yine 1'de yaptıkları gibi 3'te de bunu yaptılar. Bu bence 2021 yılının gerçekten hani favori ayakkabısı. Birçok insanın da söylediği de bu şekilde. Ayakkabının dış kısmı derisi beyaz ama iç kısımları eskimiş gibi olsun diye böyle bir turuncu tonunda yapılmış. Çünkü eskiyen ayakkabılarda bu sıkıntı yaşandığından dolayı buna da bir vintage görüntüm vermiştiler bu şekilde. Aynı zamanda taban kısmını da eskitme yapmak için, eskitme gibi göstermek için sarı yapmışlar. Ve burada yine mürdüm rengini diğer ayakkabılarda da olduğu gibi görebiliyoruz. Ama aynı zamanda burada bir gizli bir not gibi bir şey var burada. Burada kadınlara adanmış bir söz var. Ben bunun çakmasını incelemesini yapmıştım, hatırlıyorsunuz. Gerçekten aradaki farkı, eğer izlemediyseniz o videoyu da izleyin. Yani çok önemli bir video değil ama izleyebilirsiniz. Aynı zamanda burada ayakkabının bağcıklarının agletlerinde Work Harder yazıyor. Benim kişisel favorilerimden biri gerçekten. İlk 5'ime girer. O yüzden siz de böyle görme fırsatı yakalamış olursunuz. Çok kaliteli bir süeti var gerçekten bu arada. Hani buradan görebilirsiniz. Şimdi Off-White Jordan 2'leri göstereceğim. Bunlar bence hani çok underrated, yani böyle çok hakkı verilmeyen ayakkabılar. Gerçekten ilk önce siyahlarını göstereceğim. Sonrasında size beyazlarını göstereceğim. Böyle bir kutuyla geliyor. Orijinal Jordan 2 kutusunun Off-White şeklinden, Off-White halinde tasarlanmış hali. Böyle delikleri var. Deliklerin arka taraflarında plastikler var. Her ayakkabı teki ayrıca paketlenmiş olarak geliyor. Bu şekilde Ziploc kelepçeli poşet içinde geliyor. Bunu açıyorsunuz. Ondan sonra içinden ayakkabıyı çıkartıyorsunuz. Kendine ait bir kağıdı var. Kağıdında da böyle Off-White logosunu görebilirsiniz. Aynı zamanda Jordan logosu da var. Jordan Off-White logosu. Ve ayakkabıyı çıkartıyoruz. Bu şekilde. Burada Michael Jordan'ın imzası var. Ayakkabının tabanı eskimiş. Gerçekten orijinal Michael Jordan'ın giydiği bir ayakkabının yıllar sonra parçalanmış halinde 3D taranmasından sonra gerçekten o görüntünün alınıp reçine ile doldurulup tekrardan bu hale dönüştürülmesiyle yapılmış. Tasarım bu şekilde. Aynı zamanda iç kısmında Off-White damgalamasını da görebilirsiniz. Ve burada da Off-White kelepçesini de görebilirsiniz. Burada 2021 Off-White zip tie yazıyor gördüğünüz gibi. Off-White'in çok yaptığı bu içindeki sünger kısmını gösterme de burada, bu ayakkabıda da uygulanmış şekilde. Aynı zamanda dilinde de o şekilde duruyor. Şimdi Jordan 2'lerin, Off-White Jordan 2'lerin beyaz halini göstereceğim size. Tabanı ve aynı zamanda back tabini görebiliyorsunuz. Sünger gözüksün diye yine bu şekilde yapılmış. Sonrasında dikilmiş. Dil kısmında da aynı şekilde. Ve diğer ayakkabıda da olduğu gibi birebir aynısını zaten, beyaz hali, beyaz kırmızı hali. Orijinal Jordan, yani Michael Jordan'ın gerçekten giydiği
ayakkabıdan yapılmış bir ayakkabı. Çok güzel bir tasarım gerçekten. Benim gerçekte de görünce çok daha çok beğendiğim bir ayakkabı oldu. Şimdi bir Travis Scott göstererek devam edeyim dedim. Bu incelemesini yaptığım Air Trainer'ların diğer rengi. Böyle üzerinde kaplamasıyla geliyor. Ben zaten bunu size detaylı incelemesini yapmıştım ama bu rengini görmemiştik. Bu rengini de görmüş olalım. Üzerinden bu kaplamayı çıkartıyoruz. Sonrasında içinde dilindeki cebe koyuyoruz. Bu ayakkabının diğer renginin incelemesini de şuradan izleyebilirsiniz. Eğer izlemediyseniz. Aynısı, sadece farklı rengi. Yani model olarak ve tasarım olarak aynı. Rengi farklı sadece. Bunlar da güzelmiş bu arada. Ama yine de kahverengisini ben tercih ederim. Şimdi bu az önce gösterdiğim Air Trainer'larla beraber çıkan Air Max 1 modeli. Travis Scott yine. Burası böyle boncuk gibi. Yani sanki dizilmiş boncuklar arka arkaya Nike swoosh'u yapılmış gibi. Ben bunu ilk gördüğümde dikkatimi çekmemişti. Sonra inceleme fırsatı olduğunda dikkatimi çekti. Bu ayakkabı da hava tabanı karartılmış şekilde. Normalde Air Max'lerin özelliğidir. Hava tabanı geçirgen olur, yani şeffaf olur. Burada kapatılmış şekilde. Aynı zamanda bunun bir de sarısı çıkmıştı. Sarısından daha iyi bence bu gerçekten. Burasında Cactus Corporations logosunu görebilirsiniz. Aynı zamanda arkasında da Cactus Jack logosunu görebiliyorsunuz. Aynı zamanda yanında bu renk kahverengi bağcıkla geliyor. Bence kahverengi bağcıkla daha iyi gidebilir. Yani bu benim kişisel şeyim, kararım. Ama eğer siz almak isterseniz, ben bunu böyle giymem derseniz Hype Merch'e girip aşağıdan bakabilirsiniz. Şimdi size Union LA'in Nike Dunk collab'ini, işbirliğini göstereceğim. 3 renk modeli çıktı bu ayakkabının. Biz şimdi burada Lakers olarak geçiyordu ama mor, sarı ve beyaz rengi olanını göstereceğim ben size. Şöyle göstereyim. Kağıdındaki tasarım pasaport tasarımından yapılmış yola çıkarak. O yüzden damgaları falan görebilirsiniz. Böyle bir ayakkabı. Bu ayakkabının dış kısmında bir ağ materyali var. Alt kısmındaki deri. Bu ağ materyalini isterseniz soyabiliyorsunuz. Altından bu taraftan mor, bu taraftan beyaz renk çıkıyor. Bu da bagajlara takılan etiketlerden yola çıkarak yapılmış. Üzerine takılmış bir tag. Yani etiket. Böyle sanki dikişleri tam bitmemiş gibi tasarlanmış olsun diye swoosh'unu dikerken ipleri dışarıda bırakmışlar. Aynı zamanda topu kısmında da geçerli bu. Böyle tabanında tabanı geçirgen bir materyalle yapılmış ve içinde Union'un logosunu görebiliyorsunuz. Bu Union LA tagini de görebiliyorsunuz burada ve burada da bir metalden yapılmış Union logosu var yine. Bu arada dikişleri bilinçli bir şekilde eşit yapılmamış. Çünkü ayakkabının üst kısmının soyulabilir olmasından dolayı hani insanlar kendileri belki kişiselleştirmek isterse soysun diye. Hem de tasarımına da dair böyle bir güzel bir avantaj olmuş bence. Şimdi bir Yeezy gösterelim. Hani Kanye West tamam güzel şeyler yapmadı ama en azından Yeezy gösterelim. Sonuçta ayakkabıları hala güzel. Bir Yeezy 700 göstermek istedim. Bu bence gerçekten Kanye West'in tasarladığı en güzel ayakkabılardan biri. Yani ayakkabı formunda olan ayakkabılardan en iyisi. Çünkü Foam Runner'lar benim kişisel favorilerim gerçekten. Taban kısmı Off-White dediğimiz kırık beyazdan yapılmış. Ondan sonra üzerinde 3M, yani bu reflektif materyal olan bir materyalle geçirmiş. Şimdi böyle görebilirsiniz parlamasını. Aynı zamanda bağcıkları da bu şekilde. Taban kısmı normal Waverunner'ların tabanıyla aynı zaten, o da 700 olduğu için. Kanye West'in gerçekten Adidas'la beraber tasarladığı en iyi ayakkabılardan biri. En iyi renk modeli de bu bence. Gerçekten Yeezy 700'lerin. Waverunner'lardan sonra herhalde bunlar geliyordur. Evet, son olarak Big Boy'u sona sakladı. Gerçekten hani Türkiye'de belki de hiç göremeyeceğiz bir ayakkabı. Yani orijinalinden bahsediyorum. Çünkü çakmasını Kadıköy'de, işte İstiklal Caddesi'nde falan herkesin ayağında görebilirsiniz ama orijinalini Türkiye'de ilk göreceksiniz muhtemelen. Travis Scott Fragments ama high modeli. Pembe Cactus Jack kağıdıyla geliyor. Cactus Jack Fragments kağıdıyla beraber geliyor. Bu diğer Travis Scott işbirliklerinde de bu şekilde geliyordu zaten. Ama içinde Fragment Travis Scott Air Jordan 1 High. Bu High'ı gerçekten sınırlı sayıda var dünyada. Türkiye'de herhalde bir tane var. Belki vardır illa belki. Tamam, 2-3 kişi de varmış ama siz görme fırsatını ilk defa yakalıyorsunuz çok yüksek ihtimalle. Bence Low modelinin rengi daha güzel. Benim kişisel favorim çünkü en iyi Travis Scott ayakkabısı bence bunun Low hali. Ama bu ayakkabı da gerçekten çok güzel. Tabanı eskitme olsun diye yine. Bu aralar zaten çok uzun zamandır herkesin favorisi eskitme taban yapmak. Yani vintage görünümde olması için yapılan. Üst kısmı normal bildiğimiz beyaz deri. Bir tık daha kaliteli bir deri. Onu söyleyebilirim. Burun kısmındaki mavi deri beyazdan daha kaliteli. Hani şey olarak, fark olarak. Aynı zamanda
Travis Scott'ın artık şeyi olmuş olan, imzası olmuş olan ters tuşu da ters Nike logosunu görmüş oluyoruz burada. Ve topuk kısmında kaktüs çek logosu, diğerinde de onu da göstereyim. Diğerinde de Fragment logosunu görebiliyoruz. Aynı zamanda 3 tane de farklı renkte bağcığıyla beraber geliyor. Bir de kendinde olan bağcık var. Ben muhtemelen pembesini takardım çünkü pembeyle çok iyi gidiyor. Burada bu stash pocket denilen saklama cebini görebiliyoruz. Travis Scott'ın çoğu ayakkabısında bu zaten mevcut. Bunda da yapılmış şekilde. Burada kaktüs çek logosu ve Nike Air logosunu görebiliyoruz. Diğerinde de Fragment Design'ın logosunu görebiliyoruz. Evet, Türkiye'de bu ayakkabıyı muhtemelen ilk defa görüyorsunuz. Ben de size elimden geldiğince inceleme fırsatı sunmaya çalıştım. Bu ayakkabının alındığı fiyatı da buradan faturasından görebilirsiniz. StockX'in StockX olduğu zamanlarda alınmış, öyle diyorlar. Artık yani ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Çünkü otantisti, garanti şeyini de, kelimesini de kaldırdılar. Yani orijinallik garantisi kelimesini de kaldırdılar. Orijinallik garantisiyle size ayakkabıları sağlıyorlar. Zaten ilk bu ayakkabılar satıcılardan alınıyor ve buraya geliyor. Buraya geldikten orijinallik garantisiyle size tekrar veriliyor. Yani arada sizin aklınızda hiçbir soru işareti kalmayacak şekilde bu ürünleri alabilirsiniz. Açıklamaları bıraktım zaten. Bize bu imkanı sağladıkları için, bu ve birçok gösterdiğim ayakkabıyı bize sağladıkları için çok teşekkür ederim kendilerine. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dakika. Videoyu beğendiyseniz beğenip bu tarz videoların gelmesini isterseniz aşağı yorumlara bırakabilirsiniz yorum olarak. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.